Gravity Falls'ı en başından en sonuna kadar özetlediğim iki videoyu birleştirdim ve tek bir video yaparak bir solukta ve keyifli bir şekilde izleyebileceğiniz şekle soktum. Ve sizden tek istediğim sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atmanız ve kanala abone değilseniz de abone oluvermeniz. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Gravity Falls 1. sezon ilk bölümde kasaba sakinleri güzel bir şekilde pikniklerini yaparken bizim Mabel ve Dipper de bir golf arabasıyla bir devden kaçıyordu. Tabii daha sonrasında Dipper olanları bizlere yani izleyicilere anlatmaya başladı. Sonra da intro girdi. Yani aslında dizi gelecekteki bölümlerden başlamıştı. Ve Dipper da gelecekten biz izleyicilere seslenerek nasıl bu raddeye geldiklerini anlatmaya başladı. Yani tüm hikayeyi. Bir yaz tatili sırasında Mabel ve Dipper'ın ailesi onların artık doğada bir hava almaları gerektiğini düşündüğü için Gravity Falls'taki harika amcaları Stan'in yanına yolladılar. Tabii bizimkiler de kısa süre içinde oraya vardı ve Stan amcalarıyla yaşamaya başladılar. Dipper tüm yaz tatilinin bu sıkıcı kasabada keyifsiz geçeceğini düşünüyordu. Ama tabii işler düşündüğü gibi ilerlemeyecekti. Çünkü daha sonrasında ormandaki bir ağaca çivi çakarken ağacın gövdesinde bir gariplik fark etti ve sonrasında ağacın gövdesine saklı olan gizli bölmeyi keşfetti. Hemen akabinde gizli bölmenin içindeki tuşlara basaraktan yerde başka gizli bir bölme daha açtı ve işte ilk günlüğü de bu şekilde buldu. Tabii günlüğü bulduktan sonra da hayatı hiçbir zaman normale dönmedi. Dipper günlüğe kafayı takmışken Mabel da ilerleyen sahnelerde yeni bir erkek arkadaşıyla ortaya çıktı. Dipper bu elemandan hiç hoşlanmamıştı çünkü onun fazlaca tuhaf olduğunu hissediyordu. Hatta günlüğü okuduğu sıralarda bu elemanın aynı günlükte anlatılan bir sıkıntılı elemana benzediğini fark etti. Tabii Mabel'ı her ne kadar uyarsa da Mabel onu dinlemedi. Ama ilerleyen sahnelerde Mabel'ın erkek arkadaşının aslında bir sürü cücenin üst üste binerekten normal bir insan taklidi yaptığı ortaya çıktı. Dipper hemen alelacele ortama geldi ve Mabel'ı cücelerden kurtarmaya çalıştı. Çünkü cüceler Mabel'ı kendi prensesleri yapmak istiyordu. Mabel bu durumu istemeyince cüceler Mabel'a saldırdı. Ardından Dipper ve Mabel cücelerle savaşmak zorunda kaldı. Tabii zorlansalar da en nihayet onları yenmeyi başardılar. Bölümün sonlarında bu durumları her ne kadar harika amcaları Stan'a anlatsalar da Stan böyle şeylerin sadece hayal ürünü olduğunu ve gerçek hayatta olamayacaklarını söyledi. Yani Stan hiçbir şekilde bu durumları kabullenmedi. Ama bölümün son sahnesinde kulübedeki bir otomatın arkasındaki gizli kapıdan bir yere giriş yaptı. Ve aslında onun da bir şeyler sakladığını 1. sezonun ilk bölümünde daha hissettik. 2. bölümde Mabel ve Dipper kahvaltı yaparken karşımıza çıktı. Ardından harika amca Stan ortama geldi ve hep birlikte balık tutmaya gideceklerini söyledi. Tabii tam olarak söylememişti. Onlara sürpriz yapmak için onların gözünü bağladı ve saçma sapan yollardan götürdü. Ama tabii bu balık macerasında bizimkiler sıkıcı dakikalar geçirmeye başladı. Hemen sonraki sahnelerde Sus daha büyük bir tekneyle bizimkilerin yanına geldi. Mabel ve Dipper da Sus'la daha çok eğleneceklerini düşündüğü için büyük babalarını bırakıp Sus'la birlikte gitti. Biraz kalleşçe bir hareketti tabii ama çocuklardı neticede. Tabii bizimkiler sahilde daha balığa çıkmadan önce kasabanın delisi gölde bir canavar olduğundan bahsediyordu. Tabii bunu duyan Dipper macera duyularına karşı koyamadı ve Sus'a da bundan bahsederekten bu canavarın peşine düşmek istedi. Ama tabii hemen akabinde aradıkları belayı buldular ve onlar canavarın peşine düşmesi gerekirken canavar bizimkilerin peşine düştü. Ve tabii yaşadıkları macera sırasında bizimkiler bölüm boyunca birçok sefer hayatlarını kaybetmenin eşiğine geldi. Ama en nihayetinde Dipper'ın zekası sayesinde olayları aydınlatmayı başardılar. Bizimkiler koca canavarı bir mağaraya sıkıştırdı. Ardından bu canavarın organik bir yaratık olmadığını ve aslında bir makine olduğunu öğrendiler. Bu koca robotu yöneten kişi de o sahilde gölde canavar diye bağırıp duran deli adamın ta kendisiydi. İsmini de biliyorum aslında ama telaffuz edemiyorum nedense. McGuddock mı öyle bir şey falandı. Tabii bizimkiler olayları su üstüne çıkardıktan sonra bu yaşlı ihtiyar da neden bunu yaptığını anlattı. Bu yaşlı elemanın tek derdi oğlundan daha çok ilgi görmekti. Yani aslında yaptığı tüm bu olayları duygusal nedenlerden ötürü yaptı. Ama tabii pek de normal değil. Bu durum onu haklı falan da çıkarmıyor tabii. Neyse bölümün sonlarına doğru da bizimkiler büyük babalarını terk ettiği için onu üzdüklerini hissettiler. Ardından büyük babalarının yanına gittiler ve birlikte balık tutmaya başladılar. Bu bölümde böylelikle bitmiş oldu. Dizinin 3. bölümünde Mabel ve Dipper bir ördeğin dedektif olduğu diziyi izlerken karşımıza çıkıyor. Aralarında konuşurken Sus bir anda ortama girdi ve kulübede gizli bir kapı bulduğundan bahsetti. Ve hep birlikte hemen oraya gittiler ve odayı incelemeye başladılar. Odanın içinde bir sürü bal mumundan heykel buldular. Bizimkiler heykellerin güzelliğine bakarken bir anda harika amca Stan karanlığın içinden çıkıp bizimkileri korkuttu ve ardından intro girdi. Sonra harika amca Stan bu
heykellerini nasıl aldığının hikayesini anlattı bizimkilere. Ardından da heykelleri tekrardan standlara koydu ve halka açık bir hale getirdi. Stan bu yol üstünden güzel para kazanıyordu. Bizimkiler de heykelleri seviyordu. İşler yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Ama tabii öyle olmayacaktı. Mabel Stan için de bal mumundan bir heykel yapmıştı. Ama sonrasında Stan'in çok sevdiği bu bal mumundan olan heykelin kellesi bir anda ortadan kayboldu. Dipper da bu olayın nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Tabii en nihayetinde bal mumu heykelin kafasını kimi kopardığını hep birlikte öğrendik. Meğerse o gizli odada buldukları bal mumu olan heykellerin hepsi geceleri canlanıyormuş. Stan kendi heykelini diğer bal mumu heykellerden daha çok sevdiği için de bu heykeller onu çekememiş gibi bir şey en azından. Ardından da heykelin kafasını uçurmuşlar. Tabii sonrasında canlanan bu bal mumu heykellerle bizimkiler arasında kapışma gerçekleşti. Bizim takım tam onlara karşı yenilecekken heykelleri sıcak şeylerle yok edebileceklerini anladılar ve tüm heykelleri erittiler ve ateşte yaktılar. Ardından da bu bölümde böylelikle sonlandı diyebiliriz. Sonraki bölümde Sus, Mabel ve Dipper televizyon izlerken küçük Gideon'ın telepati çadırından haberdar oldu. Yani ilk defa Gideon 1. sezonun 4. bölümünde karşımıza çıktı. Ardından Mabel ve Dipper Gideon'ın telepati çadırını fazlaca merak ettiği için oraya gittiler ve keyifli dakikalar geçirdiler. Ama Mabel'ı gören Gideon ona bir anda aşık oluverdi. Tabii hemen sonraki günde Gideon gizemli kulübeye gelip Mabel'la birlikte dışarı çıkmak istedi ve bir süre birlikte güzel zamanlar geçirdiler. Ama sonrasında Mabel, Gideon'ın pek de normal bir insan olmadığını düşündüğü için ondan uzaklaşmaya karar verdi. Ama Gideon'la resmi olarak ayrılmadığı için Gideon sürekli onu rahatsız etmeye devam etti. Ardından harika amca Stan de bu durumu öğrendi ve fazlaca sinirlendi. Çünkü Gideon hepinizin bildiği üzere harika amca Stan'in eski düşmanlarındandı. İlerleyen sahnelerde artık Mabel Gideon'a dayanamamaya başladı. Artık onunla görüşmek istemese de bir şekilde buna mecbur kalıyordu. Dipper bu durumu öğrenince de fazlaca sinirlendi ve kardeşlik görevini yaparaktan Gideon'un yanına gitti. Ona racon kesecekti ve kardeşinden uzak durmasını söyleyecekti. Ama Gideon tabii laftan anlayan bir eleman olmadığı için Dipper'la kavga etti. Gideon sihirli güçler kullanarak Dipper'ı mahvediyordu. Sonrasında ortama Mabel da geldi. Mabel'ın Gideon'un dikkatini bozmasının ardından da avantaj Dipper'ın eline geçti ve iki kardeş olarak Gideon'la savaştılar ve onu en sonunda yendiler. Bölümün sonunda da Gideon'un saçma sapan ve psikopatça sözlerinin ardından bu bölümde bitiverdi. Sonraki bölümde harika amcasından Sus, Wendy, Mabel ve Dipper'a kulübeyi temizleme görevi verdi. Ama Wendy'nin sorumsuz eğlenceleri yüzünden bizimkiler hep birlikte çatıya çıktı. Ardından Wendy ortamdan gitti ve bizimkiler de yalnız kaldı. Tabii o sırada Dipper'ın Wendy'den hoşlandığını da hepimiz gördük. Tabii Mabel de bu durumda fazlaca alay etti. Sonraki sahnelerde Wendy, Dipper'ı kendi arkadaşlarıyla gidecekleri bir yere davet etti ve hep birlikte en sonunda oraya gittiler. Mabel de gitti tabii onlarla. Ve gittikleri yerde sıkıntılıydı aga. Çünkü girilmesi yasak olan eski bir markete hep birlikte girdiler. Tabii o andan sonra da olanlar oldu. Herkes resmen çarpılmışa döndü. Meğerse marketin eski sahipleri karı koca olaraktan genç ergenlerin yaptığı salak sulak şeyler yüzünden kalp krizi geçirip ölmüşlerdi. Bu sebepten bizimkiler de genç olduğu için bu marketin sahiplerinin hayaletleri bizimkilerin hayatını kaybetmesine neden olmak istedi. Ve tam amellerine de kavuşacakken Dipper ve Mabel aslında kendilerinin ergen olmadığını söyledi onlara. Ve Dipper kendinin gerçekten de bir çocuk olduğunu katlamak için bir koyun kostümü giyerekten saçma sapan danslar yaptı ve hayaletlere kendinin tatlı bir çocuk olduğunu kanıtladı. Ve böylelikle Dipper sayesinde hayaletler hepsini rahat bıraktı ve bizimkiler özgürlüğüne kavuştu. Dipper yaptığı bu saçma sapan sebeplerden ötürü rezil olduğunu düşünüyordu. Ama Wendy öyle düşünmüyordu tabii. Çünkü Dipper bu cesareti göstermeseydi hepsi hayatını kaybedecekti. Bir sonraki bölümde bizimkiler Tembel Susan'ın lokantasına gittiler ve hep birlikte keyifli bir kahvaltı yapmak istediler. Ardından Dipper mekanda gördüğü kazanana bir tabak krep veren bilek güreşi makinesini yenip bizimkilerin karnını doyurmak istedi. Tabii Stan ve Mabel de buna fazlaca güldü. Çünkü Dipper'ın o kadar da adam olduğunu düşünmüyorlardı. Dipper da buna sinirlendi ve gidip makineyi yenmek istedi. Ama tabii başaramadı. Bu duruma fazlaca sinirlenen Dipper sonraki sahnelerde adam olmak için elinden geleni yapmak istedi. Ve ormanda dertli dertli tek başına otururken adam otorlar denilen yarı insan yarı boğa bedenine sahip olan varlıklarla karşılaştı. Bu elemanların olayı tam bir ayı olmalarıydı. Yani o kadar fazla testosterona sahiplerdi ki hiçbir kibarlıkları kalmamıştı. Ama tabii adam gibi adamdılar. Tabii bunu gören Dipper da adam motorlardan adamlık dersi almaya karar verdi ve bölüm boyunca adam olmak için çabaladı. Ama adam olmak için geçtiği tüm sınavların sonundaki son sınav Dipper'a ağır geldi. Dipper'ın gidip dağın başındaki bir canavar ayıyı yok etmesi gerekiyordu. Ama gidip ayıyla savaştığında bu konuşan ayının onunla aynı şarkıyı
dinlediğini fark etti. Bu yüzden ayıyı öldürmekten vazgeçti ve ada motorlardan ayrıldı. Sonrasında da adamlığını kimseye kanıtlaması gerekmediğini düşünerekten hayatına devam etti. İlk sezonun 7. bölümünde gizemli kulübede bir parti verilecekti. Mabel, Dipper, Wendy ve Sus da bu partide görevliydi. Dipper kulübenin dışındaki, yani partiden uzak olan bölümdeki biyet gişesinde görevliydi. Wendy ile birlikte. Ama tabii daha sonralarında Wendy her zaman olduğu gibi sorumsuzca davrandı ve işi bırakıp içeri partiye girdi. Dipper da Wendy'nin içeride olup dışarıda kendinin olmasına dayanamadı ve bu durum için gizemli bir çözüm aramaya başladı. Tabii en sonunda da buldu. Kulübede gizli bir fotokopi makinesi buldu. Bu alet sayesinde kendinin fotokopilerini çıkarıp çoğaltabildi. Yani bu sayede her yerde olabilecekti. Hem eğlenip hem görevlerini bitirebilecekti. Ama her ne kadar bir sürü plan yapsa da evdeki planların çarşıya uymayacağı atasözünü duymamıştı herhalde. Çünkü aynen öyle oldu ve yarattığı tüm klonlar birbirine girmeye başladı. Dipper bu durumlarla uğraşırken de Mabel da kasabanın gıcık kızıyla birlikte partideki bir yarışmaya katılmıştı ve onların arasında da kızsal çekişmeler yaşanıyordu. Mabel bu çekişmeler sırasında da iki yeni arkadaş edindi. Yarışmayı kaybetse de arkadaşlık kazandı. Tabii o sırada Dipper da bir şekilde tüm klonları yok etmeyi başardı ve asıl hedefi olan Wendy ile dans etmeyi başaramasa da bir şekilde güzel bir son oldu. Sonraki bölümde takımımız hep birlikte Gravity Falls'ta kurulan bir karnavala gitti. Dipper'ın derdi her zaman olduğu gibi Wendy ile güzel zamanlar geçirmekti. Mabel'ın tek derdi de eğlenmekten başka bir şey değildi. Ardından Dipper Wendy ile birlikte hani top atıp bir şeyleri vurdunuz ve en sonunda da bir bebek kazanıp kazanmadığınız oyunlar var ya, işte onu oynamaya gittiler. Dipper Wendy'ye bu oyuncaklardan birini kazanmak istiyordu. Ama topu öyle bir fırlattı ki top sekip Wendy'nin gözüne çarptı. Ve hemen ardından da bir şekilde Wendy'nin eski manitalarından biri olan sevimsiz eleman ortaya çıkıverdi ve Wendy'yi teselli etti. Dipper da dut yemiş bülbül gibi tek başına ortada kalıverdi. Çünkü bu durum Wendy ve eski sevgilisinin barışmasına vesile oldu. Tabii Dipper bu durumu kaldıramadı. Bu sırada Mabel da kendi kendine eğlenirken bir şekilde karnavaldan sevimli bir domuz kazanmıştı. Dipper da yaşadığı bu pişmanlık sebebiyle akşama kadar sıkıntılı dakikalar geçirdi. Ama akşamüstü bizimkiler zamanlar arası görevli olan keltoş bir elemanla karşılaştı. Tabii ilk başta bunu bilmiyorlardı. Eleman biraz salakça bir adam olduğu için bunu kendi itiraf etti. Tabii Dipper'ın aklına da hemen bir fikir geldi ve zaman görevlisinin elindeki zaman makinesini alıp Mabel'la birlikte hemen geçmişe gitti. Dipper'ın maksadı Wendy'nin gözünü patlatmayıp onunla iyi geçinebilmekti. Tabii zamanlar arasında geriye giderekten bu durumu düzelttiği anda Wendy ile arası düzeldi tabii. Ama nedense Dipper'ın Wendy ile arası düzgün olduğu anda farklı bir gerçeklik oluşuyordu ve bu gerçeklikte Mabel sahip olduğu domuza sahip olamıyordu. Dipper bu durumu düzeltmek için zamanlar arasında birçok daha deneme yaptı. Ama hiçbirinde başarılı olamadı. Tabii kardeşinin mahvolduğunu gören Dipper da bölümün sonunda ama ne yapan Wendy olmazsa olmasın dedi ve Mabel'ın domuzu kazandığı gerçekliği tekrardan başlattı. Yani kardeşlik kazandı. En son sahnede tekrardan zaman görevlisi eleman ortaya çıktı ve bizimkilerin elinden zaman makinesini alıverdi. Sonrasında da başka zaman askerleri ortaya geldi ve bizimkilerin zamanlar arasında yarattığı karmaşıklığı o zaman görevlisi elemanın yarattığını düşündükleri için zaman askerleri zaman görevlisini tutukladı ve onu götürdüler. Bu bölümde bu şekilde bitti. Sıradaki bölümde takımımız bir atari salonunda karşımıza çıktı. Hepsi kendi sevdiği oyunları oynayarak zevkli dakikalar geçirdi. Dipper ve Wendy de bir dövüş oyunu oynuyorlardı ve güzel zaman geçiriyorlardı. Ama hemen sonrasında Wendy'nin sevgilisi ortaya çıktı ve Dipper'ı arka plana attı. Tabii Dipper bu durumdan hiç hoşlanmadı ve bölümün ilk sahnelerinin birçok kısmında Dipper bu elemanla tartışmalı anlar yaşadı ve Dipper yanlışlıkla bu elemanın telefonunu kırıverdi. Tabii bu durumda son damla oldu ve Wendy'nin sevgilisi Dipper'la kapışmak için bir vakit seçip şurada buluşalım gibisinden konuştu ve Dipper da o andan itibaren 3.5 atmaya başladı. Bu yüzden bu elemanı yerebilmek için bin bir türlü şeye başvurdu ve en sonunda atari salonundaki dövüş makinesinin içinde gizli bir yazı buldu ve yazının dediklerini yaptığı anda dövüş oyununun içinde olan en iyi dövüşçü Rumble'ı gerçek hayata getirdi. Sonraki sahnelerde de Dipper Rumble'la birlikte Wendy'nin sevgilisinin yanına gitti. Rumble bir anda bu elemana saldırmaya başladı. Dipper onu durdurmaya çalışsa da Rumble hiçbir şekilde durmuyordu. Çünkü Rumble bu elemanın Dipper'ın babasını öldürdüğünü düşünüyordu. En sonunda da Dipper Rumble'a onun babasını öldürmediğini söyledi. Rumble da Dipper'ın ona yalan söylediğini düşündüğü için ona fazlaca sinirlendi ve ona saldırmaya başladı bu sefer de. Dipper bu işin son bulması için dayak yemeye razı oldu ve Rumble'dan sağlam bir dayak yedi. Ardından da Rumble için oyun bittiği için bir anda yok oldu. Sonraki bölümde Gideon gizemli kulübeyi ele geçirmek için kötü planlar yaparken karşımıza çıkıyor. Hemen ardından da Stan, Mabel ve Dipper'ı görüyoruz. Bizimkiler de o sırada saftirik gibi televizyon izliyordu. Hemen ardından gizemli kulübenin kapısı çaldı ve Stan kapıyı açtığında ona 10 milyon dolar kazandığınız gibisinden konuşan bir eleman çıkıverdi. Tek yaptığı
yapması gereken bir imza atmaktı. Elemanın dediğine göre. Stan imza attığı anda Gideon ortama geldi ve onu kandırdığını söyledi. Gideon gizemli kulübenin tapusunu üstüne almak için harika amca Stan'e böyle bir tuzak kurmuştu. Ama tabi hemen ardından aslında harika amca Stan'in bu tuzağa düşmediğini anladık. Limonya küçük adam diye imza atmıştı. Yani bu imza geçersizdi. Gideon da buna fazlaca sinirlendi ve laf söyleye söyleye ortamdan uzaklaştı. Bölümün ilerleyen sahnelerinde Sus Mabel ve Dipper'ın boylarını ölçtü. Ve Mabel Dipper'dan birazcık uzun çıktı. Mabel bu durumu kullanarak Dipper'la sürekli alay etti. Dipper artık buna katlanamadı ve boyunu uzatmak için günlükte gizemli bir şeylerin arayışına girişti. Tabii en sonunda da buldu ve ormanda bulduğu bir kristal sayesinde kendi boyunu büyüttü. Ardından Mabel'a bunu gösterdi. Kendi boyunun uzun olduğunu yani. Ama Mabel bunun bir günde olamayacağını bildiği için işin içinde bir bit yeniği olduğunu anladı ve Dipper'ı zorlayarak işin özünü anladı. Ve ardından ikisi arasında kapışma gerçekleşti. İkisi de bu büyülü kristalin gücünü kullanmak istiyordu kendi işleri için. Ama paylaşamadıkları için kapıştılar tabii. Kristal taşta fazla oynadıkları için de minnacık kaldılar ve tam o sırada da Gideon onları gördü ve bir kavanoza hapsedip onları kaçırdı. Amacı onları rehin alıp Stan amcadan kulübeyi almaktı. Ama Stan Gideon'ın onları rehin aldığına bile inanmadı. Gideon kendi işleriyle uğraşırken bizimkiler de kaçmak için ellerinden geleni yaptılar ve en sonunda da başarılı oldular. Ama onları büyütüp küçültebilen kristal alet hala Gideon'ın elindeydi. Bu yüzden onun evine gittiler ve Gideon'la son bir savaş verdiler. En sonunda da aleti almayı ve kendi normal boyutlarına geri dönmeyi başardılar. Gideon'u da yendiler tabii ve bu bölümde böylelikle bitti. Sıradaki bölümde herkes Yaz Cadılar Bayramı için hazırlık yapmaya başladı. Mabel ve Dipper da bunun için fazlaca heyecanlıydı. Ama Dipper sonrasında Wendy'ye rastladı ve bu konuşmanın ardından Cadılar Bayramı'nda bir çocuk gibi kostüm giyip ortalıkta şeker toplayamayacağına karar verdi. Tabii Mabel da bu duruma fazlaca sinirlendi. Dipper sadece birkaç saat önce kötü ve beğenmediği şekerleri çöpe atmıştı. Ve onun yaptığı bu davranışı bir yaratık izliyordu. Akşam olduğunda bizimkilerin kapısını biri çaldı ve kapıyı açtıkları Dipper o canavarla karşılaştı. Canavar Dipper'ın attığı şekerlerden dolayı ona sinirliydi ve gece yarısına kadar 500 şeker toplamazsanız sizin de işiniz biter gibisinden bir konuşma yaptı ve bizimkiler paşa paşa şeker toplamak zorunda kaldı. Takımımız bir şekilde zor olsa da 500 şekeri toplamayı başardı. Ama sonrasında Dipper'ın yaptığı bir salaklık yüzünden tüm şekerleri kaybettiler. Tabii gece yarısı olduğu anda da canavar bizimkilerin peşine düştü. Tabii takımımız da kaçtı. En sonunda neredeyse bu canavara yem olacakken bu yaratığın aslında çöpe atılmış olan kimsenin beğenmediği şekerlerden oluştuğunu anladılar. Son sahnede de Sus bir anda bu yaratığın böyle olduğunu öğrenince onu yemeye başladı ve bu durumda yaratığın hoşuna gitti nedense ve böylelikle yaratık ölmüş oldu. Bu bölümde böylelikle bitti diyebiliriz. Bir sonraki bölümde harika amcası Stan, Mabel, Dipper ve Sus'a dipsiz kuyu dediği bir çukuru gösteriyordu. Ve herkes elindeki saçma sapan şeyleri çukura atarken bir anda bir fırtına çıktı ve rüzgar yüzünden hep birlikte çukura düştüler. Ardından da çukurun harbiden de dipsiz olduğunun farkına vardılar ve bitmek bilmeyen bir düşüşü deneyimlediler. Onlar düşerken herkes sıra sıra hikaye anlatmaya başladı vakit geçirmek adına ve tüm bölüm böyle ilerledi diyebiliriz. Hikayeler bittikten sonra da en sonunda bir şekilde çukurdan tekrardan gerisi geriye çıktılar. Yani çukurun çıkışı da aslında girişiydi. Harbiden tuhaf bir olaydı. Çukurdan çıkmalarının ardından da bölüm bitti diyebiliriz. Sezonun 15. bölümünde harika amcasından Mabel, Dipper ve Sus yaz sıcaklarından dolayı kavruluyordu ve hep birlikte havuza gitmeye karar verdiler. Havuza gittiklerinde Mabel yakışıklı bir eleman gördü ve koşa koşa onun yanına gitti. Dipper ise Wendy'nin can kurtaran olduğunu gördüğü için o da can kurtaran olmak için elinden geleni yaptı ve en sonunda bunu başararak Wendy'nin yanında yerini aldı. Stan amca ise Gideon'la birlikte Shazlock davasına kapıştılar. Sonralarında Mabel'ın konuştuğu o yakışıklı elemanın aslında bir insan değil bir deniz adamı olduğunu öğrendik. Tabii gece olduğunda Mabel kendi kafasında planlar kurdu ve havuza gizli gizli girip balık adamı kurtarıp denize götürmek istedi. Tabii Dipper da havuzdan görevli can kurtaran olduğu için gece bile eşyalara zarar gelmesin ve işini kaybetmesin diye nöbetçilik yapıyordu. Tabii böyle olduğu için de Mabel'ı gördü ve olanları öğrendi. Dipper Mabel'a engel olmak istedi. Havuz eşyalarına zarar verdiği için tabii. Mabel balık adamı da alıp golf arabasıyla kaçmaya başladı. Dipper da arkasından tabii. Ama en sonunda Dipper balık adamı nehre ulaştırmaya başardı ve böylelikle balık adam için mutlu bir son oldu. Ama ertesi gün havuz eşyalarının paramparça olmasından ötürü Dipper işinden kovuldu. Ama neyse ki Wendy de kovulmuştu. Bu sebepten herkes için mutlu son oldu. Sonraki bölümde Mabel arkadaşlarıyla birlikte bir kız gecesi yapmak istiyordu. Tabii bunu yaptı ve Dipper da gece boyunca rahatsız dakikalar geçirdi.
geçirdi. Çünkü sonuçta ikisi de aynı odayı paylaşmak zorundaydı. Tabii ertesi gün olduğunda bu durum yüzünden aralarında tartışma çıktı. Ve en sonunda harika amca Stan'lerine gidip ikinci bir oda istediler. Tam Stan ikinci bir odamız yok derken Sus kulübede bilinmeyen bir oda keşfetti. Bu oda harbiden de güzel olduğu için Mabel ve Dipper bu sefer de bu oda için kapıştı. Ama tabii bu odada sıkıntılı bir halı vardı. Halının üstünde fazla ayaklarınızı sürttüğünüz zaman elektriklenme oluyordu ve birbirinize değdiğiniz anda insanların zihnini birbiriyle değiştiriyordu. Mabel ve Dipper'a da aynen bu oldu. Yani artık Mabel Dipper, Dipper ise Mabel oldu. Tabii olanlar sadece bu kadarla kalmadı. Sus ve Mabel'ın domuzu da bu halı yüzünden yerleri değiştirdi. Ama tabii bölümün sonlarına doğru zor olsa da bizimkiler tekrardan kendi karakterlerine bürünmeyi başardılar. Ve iki kardeş de aslında başka odaya taşınmak istemediğini dile getirdi. Sadece herkes kendi adına biraz anlayış istiyordu. En sonunda iki kardeşimiz barıştı ve kendi normal öz odalarına geri döndüler. Tabii bu arada Sus ve Domuz da tekrardan kendi karakterlerine büründü. Bu bölümde bu şekilde bitti. Sezonun 18. bölümünde Sus ve Dipper ormanda bir canavarın arayışındaydılar. Eğer o canavarın fotoğrafını çekerlerse kahraman olacaklarını düşünüyorlardı. Bu sebepten Dipper o canavarın fotoğrafını çekebilmek adına ormanda her yere kameralar yerleştirdi. Ve bunu yaptıkları sırada bir anda o dev canavar arkalarından geçip gitti ve kameralarda onu çekti. Ama bizimkiler gözleriyle göremedi. Dipper fotoğrafları toplayıp ne çektiklerine bakarken canavarı çekmeye başardıklarını gördü. Ama ne yazık ki Sus'un iş bilmezlikleri yüzünden fotoğraf yok oldu. İlerleyen sahnelerde Mabel Stan amcasına domuzunu emanet etti. Ama Stan domuzu evde istemediği için gidip dışarıya bağladı ve bağladığı anda Dipper ve Sus'un fotoğrafını çekmeye çalıştıkları o canavar Mabel'ın domuzunu kapıp kaçtı. Mabel da bu durumu öğrenince kafayı yedi. Sonrasında bizimkiler hep birlikte kasabanın ihtiyar delisi elemanla bu canavarın peşine düştü. Ardından canavarı da buldular. Canavar dediğimizde meğerse bir dinozormuş. Akabinde kaçmaya başladılar tabii bizimkiler. Mabel bu sırada domuzunu da buldu ama dinozor bizimkilere saldırmaya başladı. Harika amca Stan ise sırf Mabel üzülmesin ve kendi yaptığı iş bilmezliği de telafi etmek adına dinozorla yumruk yumruğa kapışmaya başladı. En sonunda dinozoru biraz oyaladıktan sonra kaçmaya başladılar ve bir Geyser sayesinde oradan kaçmayı başardılar. Bölüm de böylelikle bitti. Sıradaki bölümde Gideon, Stan'in gizemli kulübesinin tapusunu alabilmek için günlükteki gizemlerden birine başvurmaya karar verdi. Ve yapacağı bu şey geri dönülemez bir şey olacaktı. Çünkü sırf kulübenin tapusunu alabilmek adına Bill Cipher'ı dünyamıza çağırdı. Ve ilk defa 1. sezonun 19. bölümünde Bill Cipher karşımıza çıktı. Ondan Gideon bile korktu aslında. Çünkü tuhaflığı had safhadaydı. Bu olay gerçekleşirken Mabel ve Sus da onlara şahit oldu. Gizli gizli tabii. Anlaşmaya göre Bill Cipher Stan'in zihnine girecek ve kasanın şifresini öğrenip Gideon'a söyleyecekti. Bunun karşılığı olarak Gideon ise Cipher'a ne verecekti tam olarak belli değil. Bu durumları öğrenen Mabel ve Sus hemen Dipper'a gidip bunu anlattı. Dipper da hemen günlüğe bakıp olanları anladı. Hemen ardından da Bill Stan'in zihnine girdi. Bizimkiler de Stan'i ve kulübeyi korumak için Dipper'ın günlükten öğrendiği bazı şeyler yardımıyla Stan'in zihnine girdi. Ve bölüm boyunca Stan'in zihninde birçok macera ve tuhaflık yaşadılar. Ve bölümün en sonunda Bill Cipher'la karşı karşıya geldiler. Bill bir beynin içinde olduğundan ötürü oranın gücünü kullanarak tüm hayal gücüyle tüm kudretini bizimkilere yansıttı. Ama bizimkiler de tam yenilecekleri sırada Dipper sayesinde bir insan zihninde istedikleri her şeyi yapabileceklerini anladılar. Ardından mükemmel bir güce kavuşan bizimkiler Cipher'la dövüştü ve en sonunda onu yenmeyi başardılar. Tabii geçici olarak. Sonra da Stan'in zihninden çıkıp ayıldılar. Ama her şey bitti dediğimiz anda Gideon bir anda kulübenin duvarını patlatıp içeri giriş yaptı ve Stan'e kulübenin tapusunu aldığını söyledi. Ardından da babasını aradı ve bir dozer yardımıyla kulübeyi yıkmaya başladı. Bu bölümde böyle bitti. Sezonun son bölümünde bizimkiler gözlerini Sus'un büyük annesinin evinde açtı. Çünkü Gideon kulübeye el koymuştu. Kalacakları yer olmayınca da mecburen Sus'un büyük annesine gittiler. İlerleyen sahnelerde Dipper günlükten öğrendiği bilgiler sayesinde ormandaki cücelerle ittifak kurdu ve kulübeyi almak için Gideon'a saldırdı. Ama tabii işler sonra geri tepti ve cüceler bizimkilere saldırdı. Sonrasında Gideon tasarladığı dev bir robota binip bizim Mabel ve Dipper'ın peşine düştü. Ama sonrasında Dipper erkeksi bir şekilde robotun camına atlayıp camı kırıp içeri girdi. Ve Gideon'la kapıştı ve en sonunda onu yendi. Tabii Mabel'ın da yardımlarıyla. Ardından ortama kasabanın polisleri ve halk geldi. Hemen sonra Stan amca geldi ve Gideon'ın tüm kirli yüzünü tüm halka ve polislere gösterdi. Ve Stan bu sayede kulübeyi geri almayı başardı.
ardından Gideon hapse, bizimkilerse kulübeye geri döndü. Bölümün son sahnelerinde ise Dipper tekrardan elindeki günlüğü Stan amcasına gösterdi ve böyle tuhaflıkların var olduğunu ikna etmeye çalıştı ona. Ama Stan bunları inkar etti. Ama her ne kadar bunlara inanmadığını söylese de günlüğü alıp oradan uzaklaştı. Ve gece olduğunda kulübedeki otomatın arkasındaki gizli kapıdan girdi ve kendine kurmuş olduğu gizli laboratuvarına vardı. Ve 3 günlüğü de eline geçirdiğini gördük. Stan 3 günlüğü de bir araya getirip bir harita gibi bir şey oluşturdu. Ve bir makineyi çalıştırmaya başladı. Tam sonu görmeden de 1. sezonun sonu geldi. 1. sezonun final bölümünde bildiğiniz üzere harika amca Stan son sahnede 3 günlüğü birden bir araya getirip yıllardır üstünde çalıştığı makineyi çalıştırmayı başarmıştı. İşte 2. sezonun ilk bölümü de tam buradan başlıyor. Stan diğer boyutlara açılan bir portal kapısını çalıştırmıştı. Bunu daha neden yaptığını anlamamıştık. Ama ilerleyen sahnelerde anlayacağız. Tabi Stan bu boyut kapısını açtığı anda etrafa yüksek bir enerji dalgası yayıldı. Ve bunu hükümetin adamları tespit etti. Ardından hükümetin ajanları Stan Pines'ın memleketine geliverdi ve onun kapısını tıklattı. Bu ajanlar aslında Gravity Falls'taki tuhaf olayları yıllardır gözlemliyormuşlar. Ve artık bu işi aydınlatmak istiyorlardı. Bunun için Stan'i biraz zorladılar ama Stan onları bir şekilde geri yollamayı başardı. Tabi en azından öyle zannetti. Çünkü bölüm boyunca gizli gizli bu ajanlar bizimkileri gözetlemeye devam etti. İlerleyen vakitlerde Stan akşamüstü bir parti başlattı. Herkes eğlenirken de kendi gizli laboratuvarına geri döndü. Bu arada Dipper da bu olayları aydınlatmak istiyordu. Ama harika amca Stan onun bunu yapmasını istemiyordu. Onun ne kadar akıllı bir çocuk olduğunu ve işi kurcalarsa harbiden de her şeyi açığa çıkarabileceğinin farkındaydı. Bu yüzden sürekli onu olaylardan caydırmaya çalıştı. Ama tabii başarılı olamayacaktı. Dipper partiden ayrılıp bu ajanları aramaya başladı ve en sonunda onları buldu. Onlara bu gizemli olayları aydınlatmaları için elindeki günlüğü gösterdi. Ama tabii ki ajanlar ona inanmadı. O da günlükte olan bazı sözleri söyledi ve zombileri canlandırdı. Tabii ajanlar bunu görünce inanmak zorunda kaldı. Ama Dipper onları ikna etmek adına başlarına büyük bir bela açmıştı. Artık Gravity Falls'ta kol gezen zombiler vardı ve bunun üstesinden gelmeleri lazımdı. Zombiler o kadar çoğaldılar ki Stan'i ve bizim çocukları gizemli kulübeye sıkıştırdılar. En sonunda o kadar çok kaçamayacak noktaya geldiler ki hepsi birlikte bir odaya tıkışıp kaldılar. Stan bu zamana kadar sürekli büyünün varlığını reddetmişti. Dipper da artık Stan'in zombilerle bile savaştığını görünce onun artık büyüyü reddetmeyeceğini anlamıştı. Artık büyüyü reddetmeyeceksin değil mi Stan amca diye ona soru verdi. İşte tam o anda da Stan artık gerçekleri konuşmaya başladı. Aslında büyünün hep var olduğunu biliyordum dedi. Sadece sizi bu tehlikeli olaylardan uzak tutmak için size yalan söyledim dedi ve her şey açığa çıktı. Ardından birlikte bu zombi felaketinden kurtulmak için plan yapmaya başladılar. Dipper günlükte bir çözüm ararken görünmez mürekkeple yazılan yazıları fark etti. Ve bu zombilerin mükemmel bir şekilde yazılmış 3 bölümlük bir armoni ile yani müzikle yok edebileceğini anladı. Ardından söyledikleri güzel bir şarkıyla tüm zombilerin kafalarını patlattılar. Ardından her şey tatlıya bağlandı ve bu bölümde bitti. Bir sonraki bölümde Dipper ve Wendy televizyon izliyorlardı. Dipper ardından Wendy'nin manitasından ayrıldığını öğrendi ve ona çıkma teklif etmek istedi. Ama bunu tam olarak başaramadığı için onu Mabel'la birlikte gidecekleri eğlenceli bir olaya davet etmiş oldu. Yani tam olarak randevu gibi olmayacaktı. Dipper, Esrarengiz Kasaba serisinin ilk sezonunun ilk bölümünde bir ağacın gövdesindeki gizli tuşlar sayesinde günlüğü bulmuştu. İşte o ağaçtaki tuşlar sadece günlüğün kapısını açmıyordu. Meğerse ağacın altında yani yerin altında gizli bir laboratuvar vardı. En azından günlüğe göre öyleydi. Dipper oraya gidip her şeyi incelemek ve gizemleri çözmek istiyordu. İşte bu yüzden Dipper, Mabel, Sus ve Bendy bir araya geldi ve bu gizli laboratuvara yolculuğa çıktı. Bizimkiler bu keşif sırasında ürkütücü dakikalar geçiriyordu. Mabel, Dipper'ın Wendy'ye aşık olduğunu biliyordu ve Wendy'nin de manitasından ayrıldığının farkındaydı. Bu sebepten Dipper'ı ona çıkma teklif etmesi için cesaretlendirmeye çalıştı ve onları bir odaya itip üstlerinde de kapıyı kapatıverdi. Ama tabii bunun sonu hiç iyi olmayacaktı. Çünkü o kapı kapandıktan sonra bizimkilerin arkasında başka bir kapı açıldı ve oradan girdikleri anda bir canavar bizimkileri kovalamaya başladı. Ama sonralarında başka bir eleman canavarı bir şekilde etkisiz hale getirip bizimkilerin yanına geldi ve kendini günlüğün yazarı olarak tanıttı Dipper'a. İlerleyen sahnelerde Dipper bu elemana günlüğü verdi ve eleman günlüğün içindeki bilgileri gördüğünde gerçek yüzü ortaya çıktı. Meğerse bu eleman günlüğün yazarı değilmiş ve bununla da kalmayıp aslında göründüğü kişi de değilmiş. Şekil değiştirici bir yaratıktan ibaretmiş ve dışarı çıkıp özgür kalmak istiyordu. Bunun için bölüm boyunca bizimkilerle savaştı. Dipper ve diğerleri de onun dışarı çıkmaması gerektiğinin farkındaydı. Canavar sürekli bizimkilerden birinin şekline bürünüp akıl oyunları oynuyordu. Ama bölümün sonunda kazananlar bizim takım oldu ve canavarı bir kapsüle tıkıp onu dondurdular. Ardından da dışarı çıktılar
ve kalan hayatlarına devam ettiler. İkinci sezonun üçüncü bölümünde Mabel heyecanlı bir şekilde Gravity Falls'taki bir gazetede çıkacağını düşünüyordu. Ama gazeteye baktıkları anda hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü Pacifica Northwest denilen o illet kızcağız gazetenin ilk sayfasını satın almıştı ve kendi saçma haberiyle orayı kaplamıştı. Tabii bunu üzülen Mabel ve diğerleri televizyon izlemeye başladı ve televizyonda bir mini golf yarışması olduğunu öğrendiler. Ardından da oraya gidip yarışmalara katıldılar. Bizimkiler özellikle de Mabel bu mini golf'te harbiden fazlaca başarılıydı. Herkesi ezip geçiyorlardı. Ama en sonunda o illet Pacifica ile karşı karşıya geldiler. Ve her ne kadar zor olsa da Mabel mini golf sahasındaki bazı tuhaf canlılar yardımıyla ve tabii kendi yetenekleri de sayesinde Pacifica'yı yenmeye devam etti. Ama ilerleyen sahnelerde işler karışıklaştı ve o golf sahasındaki küçük canlılar kafayı yedi. Pacifica'yı öldürmeye çalıştılar ve hatta kendi aralarında bile kapışmaya başladılar. Mabel da yaptığı duygusal bir konuşma sayesinde onları durdurabileceğini düşünürken tabii başarılı olamadı. Ve bu elemanlar bizimkilere saldırmaya başladı. Ardından Dipper, Mabel ve Pacifica oradan kaçmak için ellerinden geleni yaptılar ve en sonunda da kaçmayı başardılar. Sezonun 4. bölümünde Dipper önceki bölümdeki laboratuvardan aldığı bir dizüstü bilgisayarı çalıştırmaya çalışıyordu ve en sonunda bilgisayarı açmayı başardı. Bilgisayarı açtığında günlüğün yazarının kim olduğunu öğreneceğini düşünüyordu. Ama tabii bu hiç kolay olmayacaktı. Çünkü bilgisayar açıldığı anda şifre gerekli olduğunu öğrendiler. Dipper bu şifreyi kırmaya çalışırken Mabel da bir kukla gösterisi yapan elemana vuruk bir şekilde ilgi gösteriyordu. Mabel bu elemanın dikkatini çekebilmek ve ona yaranmak için çok kısa bir vakitte bir kukla gösterisi hazırlamak istedi ve Dipper'dan yardım istedi. Dipper'a hatta yalvardı ve Dipper da elden ne gelir kardeş diyerekten ona yardım etmeyi kabul etti. Bizimkiler bu yolda ilerlerken de Bill Cipher'ın gölgesi bizimkileri takip ediyordu. Tabii bu sahneleri gördüğümüzde tüylerimiz ürperdi. Bizimkiler kukla gösterisi için neredeyse her şeyi yaptıktan sonra Dipper gecenin bir yarısında uyandı ve çatıya çıktı. Çatıda laboratuvarda bulduğu laptopun şifresini kırmaya çalıştı ve işte tam o anda olanlar oldu ve Bill Cipher bir anda Dipper'ın karşısına geldi ve ona şifreyi kırabileceğini söyledi. Ama bunun için bir anlaşma yapmaları gerekiyordu. Bill Dipper'dan bir iyilik isteyecekti ve bu iyilik karşılığında şifreyi kıracaktı. Ama Dipper bunu ilk aşamada reddetti. Ama ilerleyen sahnelerde Dipper şifreyi o kadar çok yanlış girdi ki laptop kendini yok etme moduna geçti ve tam o anda Bill tekrardan karşısına çıktı ve ona anlaşmayı hatırlattı. Dipper da artık muhtaç olduğu için anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Anlaşmaya göre Bill Dipper'dan sadece bir kukla istiyordu. Bu yüzden Dipper bu anlaşmayı kabul etti ve olanlar oldu. Bill'in istediği kukla bir oyuncak parçasından ibaret değildi. Onun istediği asıl kukla aslında Dipper'ın vücuduydu. Yani ona göre biz de birer kukladan ibarettik. Ve Dipper da anlaşmayı kabul ettiği için Cipher Dipper'ın bedenini ele geçirdi ve diğerlerine kendini Dipper gibi gösterip onun hayatını yaşamaya başladı. Dipper ise ortalıkta bir hayalet olarak dolaşıyordu ve bölüm boyunca diğerlerine Bill'e karşı uyarmaya çalıştı ve en sonunda başarılı oldu. Ve bölüm boyunca bizimkiler Dipper'ın bedenini ele geçirmiş olan Bill'le savaşmaya başladılar. Ve en sonunda Bill'i Dipper'ın bedeninden kovmayı başardılar ve Dipper da kendi bedenine kavuştu. Bölüm de böylelikle bitti diyebiliriz. Sonraki bölümde Sus kendine bir manita ayarlamaya çalışıyordu. Ama tabii kızlar ondan bağıra bağıra kaçıyordu. Bu durumu gören bizimkiler de Sus'a harbiden de üzülüyordu. Bu yüzden Mabel ve Dipper Sus'un bir manita bulması için ona yardım etmeye başladı. Ama bir süre boyunca başarısız olmaya devam ettiler. Tabii manita avında başarısız olan bizimkiler bir kaset dükkanına gittiler. Sus ise oradan garip bir oyunun kasetini aldı. Akşam evine gidip tek başına bu oyunu oynamaya başladığında oyunda bir kız çıktı karşısına ve bu oyunun içindeki sanal kızla birlikte Sus manita oldu. İlk başta Sus onun sadece bir oyundan ibaret olduğunu zannediyordu. Ama sonrasında bu oyunun yaşayan bir canlı gibi olduğunu anladık. Oyunun içindeki hatun Sus'a takıntılı olmuştu ve ona ölümüne aşıktı. Sus ilerleyen sahnelerde bu oyun yüzünden kafayı yemeye başladı ve bunu gören Dipper ve Mabel ona engel olmak için onu bilgisayardan uzaklaştırmaya çalıştı. İşte asıl olaylarda tam bu noktada patlamaya başladı. Çünkü onu oyundan uzaklaştıran Mabel ve Dipper'ı gören bilgisayar oyununun içindeki o hatun bizimkilere ayar oldu. Ve bilgisayarın içinden çıkıp elektrik kabloları yoluyla her yere yayıldı ve bizimkileri tekrardan buldu. Yani artık bilgisayara bağımlı bir şey değildi. Bu sırada Sus da gerçek hayatta bir kızla tanışmıştı. Tabii bunu gören bilgisayar oyunundaki kız da buna fazlaca sinirlendi ve etraftaki oyuncakları kullanarak bizimkilere saldırmaya başladı. Ama bu kapışmanın sonunda Sus oyunun CD'sini yanan bir kazana attı. Bunu yaptığı anda da oyundaki o hatundan kurtulmayı başardılar ve bu bölümde bitiverdi.
Bir sonraki bölümde tembel Susan lokantasını kapatıp evine gidecekken turtasını çalmaya çalışan cüceleri gördü. Tabii büyülü cüceleri gördükten sonra fazlaca şaşırdı ve heyecanlandı. Tam telefondan polisi arayacakken gizli tarikat üyesine benzeyen tipler tembel Susan'ı kaçırdı. Ardından intro girdi. Sonra bize Dipper gösterildi. Dipper hala kasabanın gizemlerini çözmeye çalışıyordu. Ve elinde geçen bölümde patlayan ve kırılan laptoptan başka bir şey yoktu. Ama kırılan laptopu incelerken en büyük ipucuyu buldu. Laptopun içindeki bir parçada niyeyse McGaddock yazıyordu. İsmini yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Şu deli ihtiyar eleman var ya, ondan bahsediyorum. Tabii bunu gördükten sonra bizimkiler yaşlı ihtiyarın kulübesine gittiler. Çünkü Dipper onun yazar olduğunu düşünmüştü. Tabii gerçeklik öyle değildi. Sonra bizimkiler McGaddock'la konuştuktan sonra onun beynini birilerinin sildiğini düşünmeye başladılar. Ve bu birileri kim, onun arayışına girdiler. Arayış sırasında da Esrarengiz Kasaba Tarihi Müzesi'ne vardılar. Ve orada onlardan kaçan bir elemanı fark ettiler ve takip ettiklerinde farklı bir odaya vardılar. Ve odada gizli bir geçit buldular. Sonrasında da yaşlı McGaddock'ın hafızasını silen elemanları ve bölümün başında tembel Susan'ı kaçıran elemanları da buldular. Yani aslında hepsi aynı tarikatın üyeleriydi. Meğerse bu tarikat Esrarengiz Kasaba'daki gizemli olayların normal vatandaşlara korku vermemesi için insanların gördüğü tuhaf olayların onlara unutturulmasını sağlamak için kurulmuş bir tarikattı. Tabii bizimkiler bu olayı durdurmak istedi ve tarikat üyeleriyle savaştı. Ve en sonunda da yaşlı McGaddock'ın sayesinde tarikat üyelerini yendiler. Meğerse bu yaşlı ihtiyarın da zihni bu tarikat üyelerinde olan silah sayesinde silinmişti. Ve anıları başka bir yerde depolanmıştı. İşte bizimkiler de bu anıları izlediklerinde her şeyi öğrendi. Meğerse bu unutturma cihazının tasarımcısı da bizim yaşlı ihtiyarmıştı. Zamanında günlüğün yazarıyla çalıştığı bir projede farklı bir alet yaratmışlardı. Ama aletin onlara gösterdiği tuhaflıklar yüzünden bizim ihtiyar kafayı yemişti. Ve bu olayları unutmak için bu unutturma cihazını keşfetmişti. Ardından da dertlerini unutmak isteyen insanlar için bu tarikatı kurmuştu. Ama yıllar boyunca bu unutturma cihazını kendi üstüne denediği için de zaman içinde beyni erimişti ve en son şu anda gördüğümüz haline gelmişti. Yani aslında süper zeka olan bir eleman bu alet sayesinde beyinsiz bir elemana dönüşmüştü. Neyse, bunları öğrendikten sonra da bu bölüm bitti zaten. Sonraki bölümde, bir önceki sezonda bizim Mabel ve Dipper'ın bir zaman makinesi çaldığı eleman vardı bildiğiniz üzere. Ama bizimkilerin yaptığı hatalar yüzünden bu elemanı zaman polisleri hapse atmıştı. İşte bu bölümde bu eleman hapisinden kaçmıştı ama sonrasında tekrardan polislere yakalanmıştı. Ama polislerden glut mıdır ne öyle bir hakkım var, onu kullanmak istiyorum dedi. Bu hakkına göre de istediği kişilerle savaşıp bu savaş sonucunda kazanırsa özgür kalabilecekti. İşte bu savaş için ise seçtiği kişiler onun hapse girmesine neden olan Mabel'la Dipper'dı. Tabii durum böyle olunca zaman polisleri bizim Mabel ve Dipper'ı diğer elemanla savaşacakları zamanı ışınlayıverdi. Tabii bizimkiler olayları öğrendikten sonra bu savaşa girmemek adına zaman polislerinden zaman makinelerini çaldı ve başka zamanları ışınlanıp onlardan kaçmaya çalıştılar. Ama tabii savaştan kaçamadılar ve en sonunda o elemanla kapışmak zorunda kaldılar. Ardından da zaman bebeğinin huzurunda savaştılar ve en sonunda kazanan Mabel'la Dipper oldu. Bu yarışmayı kazandıkları için ise zaman bebeği kaybeden elemanın kaderini bizimkilere bıraktı. Bizimkiler de onun eski işine geri dönmesini ve hapisten çıkmasını istedi. Zaman bebeği de hay hay diyerekten bu dileği yerine getirdi. Sonraki bölümde Pacifica'nın ailesi kendi Northwest malikanelerinde bir davet düzenleyeceklerdi. Ama daveti düzenleyemeden evlerine bir hayalet saldırısı başladı. Yani paranormal olaylar yaşanmaya başladı ve eşyalar ortalıkta uçuşup oraya buraya fırladı. Pacifica'nın babası da bu işe son verebilecek birinin arayışına girdi. Ve aklına Dipper Pines geldi. Sonraki gün Pacifica gizemli kulübeye gitti ve Dipper'dan yardım istedi. Bizimkiler de hep birlikte Pacifica'nın evine gitti ve bu işe bir son vermek için hayaletin arayışına girdiler. Ve en sonunda onunla karşılaştılar. Ama bu karşılaşma pek de hoş olmadı tabii. Çünkü hayalet bizimkilere acı çektirmeye başladı. Ama sonrasında hayaletin derdi anlaşıldı. Hayalet aslında bizim Dipper ve diğerlerine zarar vermek istemiyordu çok da. Asıl sinirlendiği ve zarar vermek istedikleri Northwest ailesinin ta kendisiydi. Dipper hayaleti bir şekilde bir aynanın içine hapsetmeyi başardı. Ve sonrasında hayaletin anlattıklarına göre tam 150 yıl önce Northwest'lerin ataları oduncu insanlardan
köpeğe bir malikane inşa etmelerini istemişler. Ve bunun bir kasabaya hizmet olacağını söylemişler. Ve yılda bir kere herkesin katılabileceği muhteşem bir parti verileceğinden bahsetmişler. Tabii bunu duyan uzuncular da kasabaya hizmet etmek için yıllarca bu malikane için çalışmışlar. Hatta geçen zaman içinde ölen arkadaşları bile olmuş. Ama iş bittiğinde kasabanın normal insanlarına verdikleri parti sözünü tutmadılar. Parti zamanı geldiğinde normal halktan olan insanları malikaneye almadılar bile, dedi hayalet. Ve hayattayken öleceği sırada bu hayalet 150 yıl sonra tekrar dirilip bu malikane hala halka açık değilse bu sefer akacak kanın zenginlerden olacağına dair söz vermiş. İşte bu sebepten 150 yıl sonra tekrardan hayalet olarak geri dönmüş. Yani buradaki kötü Northways ailesi aslında. İşte bu sebepten Dipper hayaleti özgür bıraktı. Hayalet de gidip malikanede partiye gelen tüm zenginlere eziyet çektirmeye başladı. Tabii Dipper bunu görünce yaptığına pişman oldu ve hayaleti tekrar durdurmak isterken hayalet tarafından bir tahtaya çevrildi. Ama Pacifica bunu görünce fazlaca üzüldü ve artık bu lanetin kalkması için kapıları halka açtı ve kapılar açılınca da hayalet tüm laneti kaldırdı ve tekrardan herkes normal olmayan normal hayatına geri döndü. Sezonun 11. bölümünde Stan tekrardan gizli laboratuvarında karşımıza çıkıyor ve diğer bölümlerde gördüğümüz üstünde çalıştığı portal kapısını açmayı başarıyor. Tabii ardından hemen intro giriyor. Sonra da Dipper, Mabel ve diğerleri gün akışında olaraktan bize gösteriliyor. Harika amca Stan herkesten gizli olarak yaptığı şeyleri hiç kimseye çaktırmadan normal davranıyordu. Ama sonrasında bir anda hükümet ajanları bizim Stan'in üstüne atlayıverdi. Meğerse önceki akşam birileri tehlikeli kimyasal atıkları çalmıştı. Ve bu hükümet ajanları bizim Stan'den uzun zamandır şüphelendikleri için bu işi ondan bilmişlerdi. Ve bu yüzden Stan'i tutukladılar. Tabii Stan bu durumdayken Mabel ve Dipper da harika amca Stan'i aklamak için ellerinden geleni yapıyorlardı ve deliller toplamak istiyorlardı. Ama delil arayışındayken harbiden de harika amca Stan'in bir işler çevirdiğini anladılar. Yani hükümet ajanları haklıydı. Bu arayışın içine girdikçe Stan'in sahte kimliklerini ve hatta birçok daha karıştırdığı tuhaf işlerine rastladılar. Tabii bunu gören Dipper da Stan'e olan tüm güvenini kaybetti. Bizimkiler bu olaylarla uğraşırken Stan de karakolda ajanlara ifade veriyordu. Ama o sırada Stan'in çalıştırdığı o portal çalışmaya başladı. Bu alet o kadar çok güçlüydü ki Gravity Falls'taki tüm yer çekimini yok ediyordu ve herkes bir anda havaya uçuyordu. Tabii Stan de bu durumlardan faydalandı ve oradan kaçmayı başardı. Stan kaçmaya çalışırken de bizim çocuklar Stan'in gizli laboratuvarını buldu ve Stan'in yaptığı o makinenin dünyaya zarar getireceğini düşündükleri için onu tam yok etmeye çalışacakları anda Stan ortama giriverdi ve Dipper'a engel oldu. İşler hiç de bildiğiniz gibi değil dedi onlara ve tam o sırada makine tekrardan çalışmaya başladı ve tüm yer çekimi kayboldu. Sonrasında da portaldan bir adam geldi. İşte o adam günlüklerin yazarıydı. Stan'in kardeşi. Tabii bu anı görmemizle de birlikte bu bölümde bitti. Sonraki bölümde tekrardan Stan ve kardeşi karşımıza çıktı. Kardeşi bir anda Stan'e yumruğu patlatıverdi. Sebebi ise geçiti tekrardan çalıştırmasıydı. Ve dünyayı mahvedebileceğinden bahsetti. Sonrasında da biraz kapıştılar. Ama en nihayetinde tatlıya bağlandı olaylar diyebiliriz. Sonrasında da sahneler boyunca Stan ve kardeşinin geçmişi bizlere gösterildi. Olayların nasıl bu raddeye geldiği anlatıldı bizlere. Şimdi bu noktadan sonra da geriye kalan bölümleri çok daha özet bir şekilde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ve böylelikle daha net anlayacaksınız bence olayları. İlerleyen bölümlerde Ford kulübenin etrafına bir büyü yapar. Ve böylelikle bir Cypher kulübenin içindeki hiç kimsenin zihnine giremez. Sonraki bölümlerde Ford'un uzay zamandaki yırtığı sakladığı fanusun camı kırılmaya başladı. Bu fanus eğer kırılırsa büyük bir felaket yaşanacaktı. Ve Bill'le birlikte onun kötü diyarının kötü varlıkları da dünyaya gelecekti. Ve böylelikle büyük bir yıkım olacaktı. Bu sebepten Ford ve Dipper fanusu onarabilmek için ellerinden geleni yaptı. Ve en sonunda başarılı da oldular. Bölümün sonlarına doğru Ford Dipper'a yanında kalmasını teklif etti. Çünkü ikisi iyi birer takım olmuştu. Ama sonrasında bu durum Mabel'ın canını sıktı. Ve bu sebepten Dipper ve Mabel kavga etti. Mabel üzüntüyle birlikte ormana doğru koştu ve bir ağacın dibinde kendi kendine ağlamaya devam etti. Ama bir anda bilirsiniz şu zamanlar arası gezen bir eleman vardı. O çıka geldi ve Mabel'dan Ford ve Dipper'ın düzeltmek için çabaladıkları o fanusu istedi. Tabii Mabel'ı kandırdı. Eğer o fanusu kırarsan bu yazı istediğin kadar uzun süre yaşayabilirsin falan filan dedi ve onun gözünü boyadı. Ve ne hikmetse tam o sırada Mabel ve Dipper'ın çantaları karışmıştı. Yani o fanus Dipper'ın çantasındaydı ve Mabel'ın eline geçmişti. Tabii Mabel da bu süslü laflara kandı ve yırtığı zaman elemanına verdi. Ve hemen ardından aslında zaman elemanının Bill Cypher olduğunu anladık. Tabii yırtığı eline geçiren Bill hemen onu parçaladı. Ve böylelikle evrenler arası kapılar açıldı. Bill de bu sayede fiziksel olarak dünyaya geldi.
ve kaos başladı. Ardından Bill tüm kasabayı tekrardan istediği gibi düzenlemeye başladı ve insanların içinden geçti. Ford Bill'i her ne kadar durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Bill onu da dondurdu. Ardından Ford'un yapamadığını Dipper yapmaya çalıştı ve Dipper de başarısız oldu. Sonrasında Bill bütün günlükleri yaktı ve hemen ardından Gravity Falls'tan çıkıp tuhaflıklarını tüm dünyaya yaymak istediler. Ama tabi başaramadılar. Çünkü Ford taşa dönüşmeden önce kasabanın etrafına bir büyü yapmıştı ve onu kırabilecek tek kişi de kendisiydi. Tabi Bill bunu bildiği için Ford'un zihnine girdi. Bill Ford'a ne teklif ederse etsin Ford bunu kabul etmedi ve ona kalkanı nasıl kaldıracağını söylemedi. Tabi bunun ardından Bill işlerin güzellikle ilerlemediğini anladı ve Ford'a işkence etmeye başladı. Ama sonrasında dışarıdan biraz fazla ses geldiğini düşünmeye başladı. Ve dışarıya baktığında kulübe Tron'u gördü. Bizimkiler kulübeyi dev bir robota çevirmişti ve böylelikle Bill'le savaşmaya başlamıştı. Kulübe Tron'u kullanan bizimkiler Bill'in elemanlarını kolaylıkla yenmeye başardı. Ve en sonunda Bill'le kapışmaya başladılar. Bill kulübenin etrafındaki büyük halkanı yüzünden ona zarar veremiyordu. Ve bizimkiler bu sebepten avantajlıydı. Ardından kulübe Tron'u kullanarak Bill'in gözünü kopardılar. Ve hemen ardından gizli gizli Bill'in pramitine girdiler. Ve tüm kaya çevrilmiş insanları tekrardan normale çevirdiler. Sonrasında Ford, antik insanların Bill'i yenmek için oluşturduğu 10 şekilli burcu yere çizdi. Ve şekli temsil eden her kişi kendi şeklinin üstüne geldi. Ama tabii bizim Ford ve Stan aralarındaki gıcık anlaşmazlık yüzünden Bill'i yok etme şansını kaybederler. Ardından Bill ortama gelir ve hepsini tekrardan tutsak eder. Ama ilerleyen sahnelerde Dipper ve Mabel tutsak oldukları yerden kaçmayı başarır. Tabii Bill Cipher da onları kovalamaya başlar. Bill onları yakaladığı ve onları öldüreceği anda Ford Bill'in isteğini kabul eder. Ve zihnine girip kalkanı nasıl kaldırabileceğinin bilgisini alması için anlaşmayı kabul eder. Hemen ardından Bill de Ford'un zihnine girdi. Ama girdiğinde aslında Ford'un zihnine değil, Stan'in zihnine girdiğini anladı. Bizimkiler meğerse Bill'e tuzak kurmuşlardı. Ford Bill'i komple yok etmek için hafıza silici makineyle Stan'in zihnindeki tüm hafızasını silmeye başladı. Stan'in hafızası silindiğinde Bill de onunla birlikte komple silinecekti. Bill son anda her ne kadar yalvarsa da Ford durmadı ve Stan'in tüm zihnini yok etti. Bill'le birlikte. Yani Stan kendini böylelikle feda etmiş oldu. Tabi bunun ardından da tüm tuhaflıklar kıyameti bitti ve her şey normale döndü. Bölümün sonunda da Stan tekrardan bir şekilde hafızasını geri kazandı. Ama Bill Cipher asla geri dönmedi. Yani Bill böylelikle ebediyen yok oldu. Tabi bazı teoriler de var. Çünkü Bill, Stan'in zihninde tam yok olacakken, söyledikleri şeyi terse çevirdiğimiz zaman Exolete adındaki bir varlıktan yardım istediği ortaya çıkıyor. Yani böyle bu yollarla falan geri dönebilir gibi teoriler var. Ama yapımcılar artık yeni bölümler gelmeyeceğini resmi olarak açıkladığı için, Bill Cipher'ın kesin ve kesin olarak artık geri gelmeyeceğine eminiz. Yani böylelikle de sezon finaliyle birlikte Bill Cipher'ın da hayatı bitmiş oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzdaki içeriklerin devamını istiyorsanız, videoya sadece bir like atın arkadaşlar. Ve yeni içeriklerden anında haberdar olmak isterseniz de kanala abone olmanız yeterli. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşça kalın.